Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Necati Işık da buradaydı. Beylikdüzü'nü şaşırttınız. Gençlik Kolları Başkanı da sizsiniz. Neler düşünüyorsunuz? Şimdi tabii malumunuz 31 Mart yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkan adayımız Mustafa Necati Işık 35 yaşında, bizden birisi. Ve Beylikdüzü'nü yeni bir vizyonla yönetmeye talip. Biz de kendisinin ilçe başkanlığı döneminde onun Gençlik Kolları Başkanlığı olma fırsatını yakaladık. Bu anlamda bizim de geleceğe dair daha modern, gençlerin dilinin daha iyi anlaşıldığı bir Beylikdüzü hayalimiz var. Bu anlamda çalışmalarımızı yaparken sürekli Beylikdüzü'nün renklerini ortaya çıkartmak, farklı kültürleri, ezgileri ve bunları işleyen gençlerin önünü açmak noktasında gayretlerde bulunduk. Diğer bir taraftan şöyle bir tespitimiz var, onu da belirtmek isterim. Şimdi gençler genellikle siyasete iyi bakmıyorlar. Siyasetle ilgilenmek istemiyorlar. Bunun nedenine indiğimiz zaman siyaseti çok eğlencesiz buluyorlar. Dolayısıyla biz Beylikdüzü'nde başarılı bir siyaset izlemek istiyorsak genç kardeşlerimize bu işi daha eğlenceli hale getirmemiz gerekiyor. Biz de 9 aylık görev süremiz boyunca bunu amaçladık. Bunun ürünü de bugün gördük sahnede. İşte biz Beylikdüzü'nde sıkıcı siyaset dilinden daha gençleri neşeyle kapsayan, kendisine çağıran bir siyaset inşa etmeye çalışıyoruz. İnşallah Türkiye'nin en genç belediye başkanını seçeceğiz ve onun Beylikdüzü'nde model bir yönetim oluşturmasını, gençleri kapsayan bir model oluşturmasını izleyeceğiz, ona destek olacağız ve onun izinden burada oluşturduğumuz modeli uzun vadede Türkiye'nin geneline yayacağız diye ümit ediyorum. Sizleri de Lonca Medya olarak programımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki programlarımızda da sürekli şimdiden tamamına davetlisiniz. Gelirseniz mutluluk duyarız. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Gençlik buluşması başta bir tiyatro salonuna, daha sonra da bir hip hop salonuna döndü. Ve bu gençler Beylikdüzü'nde eğer seçimi kazandıktan sonra bu gençler daha farklı etkinliklerle Beylikdüzü halkıyla bir araya gelecek mi? Tabii muhakkak gelecek. Şöyle, belediye başkan adayımız yarın 18-19 Şubat, yani yarın demesek de birkaç gün içerisinde Beylikdüzü'ne vizyon katacak, projelerini açıklayacak. Tabii bu projelerin yakın çalışma ekibinde olduğumuz için bizim de bir kısım bilgi sahibiyiz ve bu oradan aldığımız enerjiyle, oradan aldığımız umutla gençlerin kesinlikle Beylikdüzü'nde bu anlamda bahsettiğiniz gibi farklı mekanlara, farklı imkanlara, farklı sahalara kavuştuğunu göreceğiz. Başkanımız bunların, az önce dediğimiz gibi, biz enerjimizi ondan aldık. Bu farklılıkları onun ve bizim farklı bakış vizyonumuzun uyumundan yola çıkarak elde ettik. Önümüzdeki süreçte de başkanımızın projeleri de çıktığı zaman siz zaten bunu kabul edeceksiniz. Hakikaten bunlar gençlere dair, belediye başkanı olarak, gençlik kolları başkanı olarak, kadın kolları olarak istişarelerini verimli yapmışlar ve toplumun tamamını kapsayan güzel çalışmalar, güzel projeler hazırlamışlar diyeceğinizden eminim. Beylikdüzü halkı da diyecek. İnşallah buna inanıyoruz ve 31 Mart seçimlerine kadar başkanımızın bu anlamdaki farklı vizyonunu halkımıza anlatarak seçimi kazanacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ederim.